Eskişehir'de 2-3 tane üniversite olması da hani bu zeka araştırmasında seçilen örneklemde etkili olmuştur muhtemelen. Bu araştırmanın ama tabii örnekleminin nasıl seçildiğini bilmiyorum. Ama birçok başka yere göre muhtemelen doğru bir araştırma olduğunu düşünüyorum. Şaşırmadım. Hani Eskişehir'de böyle bir rahat iletişim kurma durumu söz konusu. Rahat iletişim kurmada normalde IQ'nun bir belirtisidir. Hani en azından duygusal IQ'nun veya bu AQ vesaire falan diye ayırıyorlar ya artık zeka düzeyini. O sosyal zekanın bir belirtisidir. Şehrin küçük olması, insanlarla çok sık karşılaşıyor olmanız, bir yerden sonra selamlaşmaya başlıyor olmanız da bu sosyal zekayı veya sosyal zekanın gelişimini Eskişehir'de daha rahat hale getiriyor. İstanbul'da kimseyle iletişim kuracak zamanınız olmuyor zaten. Eskişehir bu anlamda şanslı bir il. Hem büyük hem çok fazla çok çeşitli yerlerden gelme insanlar var. Hem de iletişim kurabileceğiniz yavaşlıkta bir hayat devam ediyor Eskişehir'de. Yani o hızda bir hayat devam ediyor. Abi ben tahmin etmiş olsaydım Eskişehir yine ilk üçe girerdi ama ilk iki hani belki Ankara girerdi. Hani içindeki üniversitelerin yani çok yüksek düzeydeki yani nitelikli üniversitelerin çokluğu anlamında Ankara girerdi. Bir de yine Anadolu'daki çok büyük olmayan şehirlerden biri girerdi. Sosyal seviyemiz hani Türkiye'nin üstünde. Zeka da sosyal gelişimin bir örneği değil mi? Hani simgesi. O yüzden yani eğitim çok önemli arkadaşlar. Eğitim şart. Kendim bir sıralama yapmam gerekseydi Eskişehir, Eskişehir, Eskişehir derdim. 3 tane üniversite var. Bir tanesi bölündü çünkü. Eğitime düşkün bir halk burası. O yüzden doğrudur yani. Bunun kaynağı bir kere okur yazar oranı Eskişehir'de çok fazla. Yani ana babaların okur yazar olması. İkincisi olayları takip ediyor olmaları. Üçüncüsü medya kaynaklarından faydalanıyor olmaları. Şimdi internet var işte bildiğiniz gibi. Eskiden gazete vardı. Bunları takip ediyor olmaları ve gelecekteki mesleklerin de çocuklarına meslek kazandırabilmek için çocukların okumaları gerektiğine inanmaları. Kalıtsallık da önemli. Ancak kalıtsallık sadece yeterli değil. Mesela bir çocuk doğuştan yetenekli olabilir herhangi bir konuda. Örneğin spor branşlarından birine yetenekli olabilir ama bu yetenek geliştirilmediği takdirde bu yeteneğin de gelişmesi söz konusu olamaz. O yüzden bir insan zeki olabilir ama bu zekanın da geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu şehir dışından da geliyor olabilir, yurt dışından da geliyor olabilir. Ama önemli olan bu IQ seviyesinin sadece Eskişehir'de değil, bütün Türkiye'de dünya seviyesinin üzerine çıkarılmasıdır. Bunun için de bir çalışma yapılması gerekiyorsa yapılması gerektiğine inanıyorum ben. Eskişehir'i birinci sırada görünce şaşırmadım. Şimdi bu ilk üçe eğitime en çok önem veren illeri yazardım ben. İşte Ankara, İstanbul, İzmir yazılır genellikle. Yani yazardım ama Eskişehir'i elbette ki ilk üçe alırdım. Bence öğrenci şehri olduğumuz için, genç beyin olduğu için herhalde öyledir. Eskişehir öncelikle sosyal, ne bileyim gelişmiş bir yer. Genç çok, üniversiteli çok, okumuş insanlarımız çok. Yok, hiç şaşırmam. Eskişehirli olarak şaşırmadım. Eskişehir'in bana göre en önemli özelliklerinden biri 3 tane büyük bir üniversite var burada. Öğrenci nüfusu çok fazla. Bir de Türkiye'deki diğer illere kıyasla şehir merkezi nüfusu burada çok yüksek. Yani ilçe nüfusları toplam Eskişehir nüfusunun büyük bir oranı şehrin merkezinde. İlçe ve köy nüfusu az. Bunlar etkilidir diye düşünüyorum. Ama en önemli etkisi de şeydir. Üniversite sayısının, üniversite nüfusunun fazla olması. Bilmiyordum ama çok da şaşırmadım.
Biz buraya, benim eşim öğretmen, biz Karadeniz'de yaşıyorduk, Trabzon'da yaşıyorduk, uzun yıllar orada yaşadık. Biraz da tercih sebebi olarak geldik. Gerçi farklı tercihlerimiz de vardı ama Eskişehir'de bunların içindeydi. Yani Eskişehir'e biraz bilinçli geldik yani biz. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani klasik bir Anadolu şehridir. Yani bu Doğu Anadolu'da olabilir, Karadeniz'de olabilir, yani İç Anadolu'da olabilir. Yani ben kalıtsalla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum yani kimlerde istatistik yapılmış bilmiyorum ama kalıtsal olduğunu düşünmüyorum.